Sevgili öğrenciler, Bilgi Elpazesi'nin eğitim videolarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle inşallah birleşik zamanlı fiiller nelerdir konusunu işleyeceğiz. Birleşik zamanlı fiiller konusu ek fiiller konusu içindedir. O yüzden videonun sonuna ek fiiller ile ilgili konu anlatımı da ekleyeceğiz. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederiz. Haydi başlayalım. Sevgili öğrenciler, biz birleşik zamanlı fiilleri 3'e ayırıyoruz. Birincisi hikaye birleşik zamanı. Kalıbımız şu şekilde. Kip eki almış olan bir tane fiile idi ek fiili geldiği zaman bu hikaye birleşik zamanlı fiil olur. Hemen örneklerde bakalım. Alıyor dum demiş. Bakın burada şimdiki zaman eki gelmiş. Bundan sonra bizim ek fiilimiz olan dimiz var. Ek fiilimi bakalım. Alıyor idim. Bakın idim şeklinde okuyabildim. Demek ki buradaki duğumuz ek fiil olan idiymiş. Peki bunun ismi ne? İsmi de şu şekilde. Önce kipin ismini söylüyoruz. Daha sonra du ya da hikayesi diyoruz. Yani alıyordum fiilinin birleşik zamanlı ismi şimdiki zamanın hikayesi oluyor. Alacaktım demiş. Hemen acak tı hikayesi birleştirelim. Almak fiilinin gelecek zamanın hikayesi ismini alıyor. Alırdım. Buradaki R harfimiz geniş zaman. D hikayesi diyeceğiz. Birleştirelim. Almak fiilinin geniş zamanın hikayesi ismini alıyor. Aldıydım. D'mız Görülen geçmiş zaman diğer dığımız bizim ek fiil olan dığımız yani hikayesi diyeceğiz. Birleştirelim. Almak fiilinin görülen geçmiş zamanının hikayesi ismini alıyor. Almıştım. Mış. Duyulan geçmiş zaman. Tı. Hikayesi diyoruz. Birleştirelim. Almak fiilinin duyulan geçmiş zamanın hikayesi şeklinde isim alıyor. Dilek kiplerindeki haline bakalım. Almalıydım demiş. Malı bizim gereklilik kipimiz Dı'ya zaten hikayesi diyoruz. Çünkü bakın isimle Hikaye birleşik zamanı. Sürekli hikayesi diye bitireceğiz. Birleştirelim. Almak fiilinin gereklilik kipinin hikayesi ismini alıyor. Alsaydım sa şart kipi d hikayesi birleştiriyorum. Almak fiilinin şartının hikayesi devam ediyorum. Alaydım buradaki a istek kipi d gene hikayesi diyeceğiz. Birleştirelim. Almak fiilinin istek kipinin hikayesi ismini alıyor. Sevgili öğrenciler buraya dikkat edin. Emir kipinin eki yok. Buradaki d'miz artık hikayesi diyemeyiz. Buraya eğer d'yı koyarsanız bakın bunu idim şeklinde okuyamayız. Al idim. Gördünüz mü? Buradaki d'miz ek fiil olan d değil. O yüzden emir kipinin birleşik zamanı yok demektir. Birleşik zamanlı fiillerin ikincisi rivayet birleşik zamanı. Aynı şekilde kipten sonra imiş ek fiili gelecek. Hemen ekleyelim. Alıyor, muşsun. Yora şimdiki zaman dedik. Muş artık rivayet şeklinde söyleyeceğiz. Hemen birleştirelim. Almak fiilinin şimdiki zamanın rivayeti. Alacak mışım, acak gelecek zaman dedik. Mış rivayeti diyeceğiz. Almak fiilinin gelecek zamanın rivayeti. Alır mışım, re geniş zaman, rivayeti birleştirelim. Almak fiilinin geniş zamanı rivayeti ismini aldı. Aldıymışım. He, şimdi burada bir duralım. Aldıymışım. Sevgili öğrenciler bunları ezberlemeniz gerek yok. Bakın kulağınız size bu şekilde bir kullanım olmadığını söyler. Bakın saçma oldu. Aldıymışım. O yüzden bu şekilde bir kullanım yok. Geçiyoruz. Almışmışım. Almışmışım. E, kulağımız yadırgamadı. Bu şekilde bir kullanım var. Hemen bunun ismini söyleyelim. Mış, duyulan geçmiş zaman. Diğer mışımızı rivayet diyeceğiz. Birleştirelim. Almak fiilinin duyulan geçmiş zamanının rivayeti. Devam ediyorum. Almalıymışım, malı gereklilik kipi. Mışa zaten rivayet diyorduk. Hemen birleştirelim. Almak fiilinin gereklilik kipinin rivayeti. Alsaymışım, sağ şart kipi. Mış rivayeti. Birleştirelim. Almak fiilinin şartının rivayeti. Alaymışım, ağımız burada istek kipi yapmış rivayeti diyeceğiz. Almak fiilinin istek kipinin rivayeti emir kipinde de aynı şekilde birleşik zaman olmuyor. Demek ki rivayet birleşik zamanda iki konuya dikkat edeceksiniz. Aldıymışım zaten kulağımız yadırgıyor. Bir de emir kipinin zaten eki olmadığı için buradaki mışımız bildiğimiz duyulan geçmiş zaman oluyor. Bu iki konuya dikkat edeceksiniz. Sevgili öğrenciler birleşik zamanlı fiillerin sonuncusu şart birleşik zamanı. Aynı şekilde kipten sonra bu sefer de bizim ek fiilimiz olan ise gelecek. Hemen bakalım. Alıyorsam yor şimdiki zaman saya şartı diye bitireceğiz. Hemen birleştirelim. Almak fiilinin şimdiki zamanının şartı. ismini bu şekilde söyleyeceksiniz. Alacaksam acak gelecek zaman sa şartı. Almak fiilinin gelecek zamanının şartı. Alırsam r geniş zaman sa şartı diyeceğiz. Almak fiilinin geniş zamanının şartı. Aldıysam. D görülen geçmiş zaman sağ gene şartı diyoruz. Almak fiilinin görülen geçmiş zamanının şartı almışsam mış duyulan geçmiş zaman sağ gene şartı diyoruz. Almak fiilinin duyulan geçmiş zamanının şartı şeklinde isimlendiriyoruz. Dilek kiplerindeki haline bakalım. Almalıysam malı gereklilik kipi dedik. Sağ şartı diyeceğiz. Hemen birleştirelim. Almak fiilinin gereklilik kipinin şartı alsaysam Bakın iyi dinleyin. Alsaysam saçma oldu demek ki böyle bir kullanım yok geçiyorum alaysam bakın kulağımız yadırgadı böyle bir kullanım da yok bunu da geçtim alsam zaten buradaki sağımız bizim ek fiil olan sağ değil nereden anlıyoruz deneyelim al isem bakın olmuyor Buradaki sağımız şart eki olan sağdır. O yüzden bu şekilde bir kullanım da yok. Umarız yararlı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, yeniliklerden haberdar olmak için bildirim sesini aktif hale getirmeyi unutmayın. Yeni derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.